Atletik ve vanilatik yapılıdır benim oğlum. Yani bir görsen vallahi dal gibidir, dal dal. İnşallah oğlunuz bu değildir. Ha bu bu bu. Tüt 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 maşallah benim şey. Abi. Ama Masar. Oğlum ne oldu sana böyle? Tanıştırayım Duba Masar. Fena mı işte Menkıbe Hanımcığım? Bundan 4 tane Masar çıkar. 4'ünü de evlendirirsin. Gelsin 4'er 4'er torunlar. Anne. Doğrusunu söylemek gerekirse son zamanlarda çok yemek yedim. Bünyem kaldırmadı tabii. Şişmanladıkça şişmanladım. Böyle oldu. Ama evladım daha dün görüştük. Hiçbir şeyin yoktu. Evet abi. Daha dün annemizin kollarına sığacak kadar zayıftın. Birdenbire oldu anne. Yani insanların bazen üzüntüden saçları beyazlaşır, dişleri dökülür. İşte benimki de o hesap. Birdenbire böyle dopişk oluverdim. Ruhsar öldükten sonra üzüntüden böyle oldum desene sevgili kocacığım. Sen sus. Salak ruh. Kusura bakmayın Menkıbe Hanım teyze ama ben Beyaz Atlı Prensi'mi bekliyordum. Beyaz Atlı filmi değil. Ama bak bir dakika dinle Buket kızım. Yani yani her şeyin bir çaresi vardır. Şimdi mucizevi diyetler var. Ah. İnsan böyle bir diyetle yani 2 günde Yıldız Tilbe misali çöpe dönebiliyor. Tabii böyle biriyle asla edinin. Ama bir dakika. Buket kızım bak bir dakika dinle. Ruhsar. Dalganı geçtin, bana eziyet ettin. Hadi artık ne olsun beni eski halime getir, atacağım hadi. Hayır Masar'cığım. Cezanı çekeceksin. Allah seni kahretmesin. Kanka, kanka. Şeyi soracağım sana. Şu çok... Masar, ne oldu sana böyle? Bir şey olmadı, sadece biraz cezasını çekiyor. Şişmanladım işte, salak. Görmüyor musun? Tamam, tamam yani ben görüyorum da yani... Oğlum böyle birden nasıl totişko oldun? Yediğim yemekler yaramış olamaz mı? Hayret bir şey ya. Oğlum yani daha biraz önce filinta gibiydin. Yani çok hafif bir göbeğin vardı. Yani oğlum yoksa korku filmlerindeki gibi o küçük göbeğin büyüyüp bütün vücudunu ele mi geçirdi? Ya kanka seninle spora gitmiştik ya. İşte orada zayıflama bisikletini ters çevirip kilo almış olabilirim. Ya da böyle bir şey uzatma işte. Öyle bir şey ya. Kanka sen acil olarak bir doktora görünsen iyi olur. Doktorla falan alakası yok. Şeyden oluyor, ruhsal sağlığım bozuldu ondan oldu. Neyse hadi bakayım kanka sen güle güle. Dur oradan. Oğlum hadi dur. Hadi göbeğin lezzetini bak ya. Kesin doktora görün ha. Hadi. Bak Buket kızım sandığın gibi değil. Yani Masar aslında şişko falan değildir canım. Sanıyorum sana bir şaka yaptım. Şaka mı? Niçin? Herhalde evlenmek istemediği için. Bak sana bunu ispatlayabilir. Evet. Şaka yaptığını hiç sanmıyorum. O göbeğini görmedin mi sanki? Yarım dünya gibiydi be. Allah Allah. Canım şişmansa ne olmuş yani? Dünyanın sonu değil ya. Hem şişmanlar espri dolu çevrelerinde sevilen kişilerdir. Sonra kışın yatakta da fırın gibi olurlar. Teşekkür ederim ama ben şişko bir fırınla aynı yatağı paylaşmak istemiyorum. Hoşçakalın Menkıbe Hanım teyze. Bak şuna bak. Oğlum tığ gibi de olsa seninle evlendirmeyeceğim. Söylendi. Bundan sonra sana artık Masar yok. Yok. Seni zayıf erkek düşkünü manyak yellos seni. Ay ay sinirlendim. Yürü cinlerim. Buyur anne. Maşallah maşallah. Götür. Benim yaptığım kilolar yetmedi galiba sana Masar Bey. Merhabalar Masar Bey oğlum. Geçiyordum şöyle bir uğrayayım dedim. Ayrıca bu arada da biraz atıştırırız diye düşündüm. Tabii Masar'dan arta kalırsa. Ne oldu sana böyle evladım? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bir şey yok baba, bir şey yok. Birazcık kilo aldım, hep suya. Tabii. Böyle durmadan homini gırtlak yersen şişmanlarsın. Biraz yavaş ol, nefes al canım. Of, öldüm bittim. Müsaade edersen biraz da biz ölelim. Dur hayatım, bir kıyam dokunsun bari. Alo buyurun. Ha Masar evladım ben Önder. Buyurun Önder Bey. İşi soracaktım ne yaptın? İş mi? Ama bugün tatil Önder Bey. Onu biliyorum ama biz tatil günü bile olsa çalışıyoruz. Biliyorsun bu iş bizim için çok önemli. Yarına yetişir mi diye soracaktım. Tabii biliyorum Önder Bey hiç merak etmeyin. İş yarın elinizde efendim. Tamam evlat sana güveniyorum. Hadi canım.
Şişmanlığın ilk dakikalarında senin yanında oldum hayatım. Şimdi her oldu bunu ediyorum, yoktur. Saçmalamayın kes, saçmalamayın kes. Çabuk beni eski böyle üçgen halime döndür ya, hadi. Hoşça kal. Alçaktan uçan ruh, dur git de. Hayırdır inşallah, Mazhar evladım. Artık telefonu kapattıktan sonra da mı konuşmaya başladın? Yok baba, şu reklamı acilen bitirmem lazım, hazırlamam lazım da... ...onun için sesli sesli düşünüyordum. Neyse sana afiyet olsun ben. Ya. Çalışayım bari. Ah. Oh. Ay, şuraya oturayım. Çok uzun yol geldim. Oturamıyorum da. Bir tuşa basayım derken şu halim yüzümden 8 tuşa birden basıyorum. Hayt gözüm abla, bil bakalım ne oldu. Ne olduğunu bilmiyorum ama ne olmadığını biliyorum. Ne bilmiyorsun dersen Saadettin ölmedi. Mazhar'ı cezalandırıp fil gibi şişmanlattım. Fil gibi şişmanlattın mı? Ay yazık adama ayol. Niye öyle yaptın? Neden olacak? Zamparalık yapmak için zayıflamaya çalışıyordu adi herif. Ben de onu cezalandırdım. Oh çok iyi yapmışsın Ruslarcığım. Ellerine sağlık. Erkek milleti bundan anlar işte. Saadettin ölmezse ben de birkaç gün sonra onu cezalandırmaya başlayacağım. Yap vallahi gözüm abla. Yazdın mı baba? Evet evladım yazdım. Tamamdır. Balet tombul salamlarıyla gıdanızı gıdımı gıdımını alırsınız diye yazdın değil mi? Yok, sadece balet kısmını yazdım. Nasıl yani? Yani yarım saattir 2000 tane tuşa basıp sadece balet mi yazdın? Ne yapayım evladım? Ben sekreter diyelim ki. Benim adım Gazanfer Dur, elimden gelen de budur. Doğru baba, haklısın. Püh, şansa bak. Önder Bey'e işi nasıl teslim edeceğiz bakalım? Dur. Sen hiç zahmet etme. Tamam baba. Ben açarım ne de olsa. Sen aç baba. Ben senden daha zayıfım. Ulan Ruslar. Beni şu halde düşürdün ya. Senin ruhuna dua falan okursan bana da Mazhar demesinler. Oo Reyhan kızım hoş geldin. Hoş buldum. Mazhar Bey size en sevdiğiniz yemeklerden yaptım. İmam öldü. Yok. İmam fenalık geçirdi. Ay neydi? İmam bayıldı. Hah evet. Eminim siz de bayılacaksınız Mazhar Bey. Dur bakayım. Allah mis gibi kokuyor. Versen onu bana o yiyeceği kadar yedi. Biraz da ben tadına bakayım ha. Evet, yemeği yaparken içine parfüm sıkmıştım da o yüzden güzel kokuyor. Ha? Aslında imam bayıldı olduğu için içine gül yaprağı sıksam daha mı iyi olurdu? Afiyet olsun. Ah maşallah. Hafif birazcık kilo almışsınız gibi Mazhar Bey. Birazcık mı? Reyhan, senden bir ricam olacak. Rica etsem şu bilgisayarın başına geçer misin? Aa, rica etmeseniz de geçerim Mazhar Bey. İmamlık, ay yani insanlık öldü mü? Sen bilgisayar kullanmayı biliyor musun? Ehliyetim yok ama kullanabiliyorum. Ama bir zamanlar daktilo sürüyordum. Hem de 9 parmak. Ya 9 parmak sürüyordum. Genelde daktilo yazarken bir parmağımı dinlendiriyorum. Çünkü dünyanın bin bir türlü hali var değil mi? Eğer parmağım sakatlandığı zaman o dinlendirdiğim parmağımı devreye sokuyorum. Hah çok güzel. Bakayım ben sana şimdi bir şeyler yazdıracağım. Tamam mı? Siz söyleyeceksiniz ben yazacağım. Bildin mi? Evet bildim. Aynen öyle. İsterseniz siz hiç yorulmayın. Ben söyleyeyim sen yazayım ha? Yok ben söyleyeyim sen yaz. Bu daha iyi. Tamam siz bilirsiniz. Yaz. Balet, tombul, et salamları. Kahvaltıda yenir sabahları. Aa. Ne oldu? Ay ben bilgisayar kullanmaktan çok korkarım. Hoppala aman niye? Aa bilmiyor musunuz? Bilgisayarlardan virüs çıkıyor. Tamam Reyhan tamam. Yardımların için sağ ol Reyhan. Mazhar, tombul kuşum neredesin? Ay Mazhar, oğlum bu böyle olmayacak. Yani yürü hemen doktora gidiyoruz. İnsan durup dururken böyle şişmanlar mı canım? Neymiş bu şişmanlık? Yani zınk diye şişmanlanır mı? Hiç yürü. Merak etmeyin. Acele de etmeyin, telaş da etmeyin. Ben çok iyi bir akupunktur uzmanı tanıyorum. Ah. Yarın hep birlikte oraya gideriz. Ya, tabii, yarın hep beraber gideriz. Çok heyecanlı. İlk defa yakından bir akupunkturcu göreceğiz. Hadi yürüyün hemen gidelim. Yok hemen olmaz. Ben şimdi telefon edip kendisinden yarın için randevu alacağım. Gitmeden önce bir lokantaya uğrarız diyeyim ben orada acıkırım çünkü.
Tamam, kebapçıya gidelim. Böyle 5 porsiyon kebap söyleyelim. Adana söyleyelim, Urfa söyleyelim, gavur dalı söyleyelim, ezme söyleyelim, turşu söyleyelim. Çok acıkırım ben çünkü. Limon. Limon da söyleyelim. Ay! Ay yeter! Aa! Ben de yiyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağ.